Gayet güzel bir şekilde şu an bakın şöyle şekil alıyor şu anda. Şimdi hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir tarifimiz var. Poğaça pizza yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyum alıyorum. Bir su bardağı ılık sütüm alıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ mı ekliyorum. Bir paket kurumayan var, onu ekliyorum. 2 yemek kaşığı şekerim var, onu ekliyorum. Yumurtamın beyazını ekliyorum, sarısını üzerine bırakacağım. Bir tane yumurtam var. Şimdi bunları şöyle bir karıştıracağım elimle. Sütüm ve suyum ılık. Üzerine kontrollü bir şekilde unumu eklemeye başlıyorum. Unumun üzerine de bir buçuk tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da ekliyorum. Şimdi şöyle güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Çok katı bir hamur yapmayalım. Poğaçalarda genelde böyle ele yapışan bir hamurla yapılınca poğaçalar gerçekten çok güzel oluyor. Şu anda buraya 4 su bardağı un ilave ettim. Ve bunu bir karıştırıp sonra da bakacağım kıvamına göre eklemeye devam edeceğim. Unumuzu kontrollü bir şekilde her zaman söylüyorum ekleyelim. Bir bardak un daha ekliyorum. Hamurumu şimdi çok güzel bir şekilde toparladım. Bakın görüyorsunuz birazcık böyle ele yapışan bir hamur oldu. Çok fazla katı yapmadım. 5,5 su bardağı da un kullandım. Yine dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şimdi şöyle hamurumun üzerine dibindeki kalan sıvı yağını bardağımın dibindeki kalan sıvı yağını şöyle yapıp üzerine bir poşet ya da streçle kapatacağım. Üzerine hamur yapışmaması için kabardığında. Ve ben bunu yine fırında mayalayacağım. 45 derecelik fırınımda. Pardon özür dilerim. 75 derecelik fırınımda. Ben bunu mayalamaya bırakıyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı. Bakın üzerine de yapışmamış. Gayet güzel oldu. Yağ kullandığım için. Tezgahıma şöyle çok az bir un alıp hamurumu tezgahımın üzerine alacağım şimdi. Hamurumu şöyle içe doğru katlayıp hem mayasını alacağım hem de şöyle biraz hamurumu toparlayacağım. Hamurumu 12 parçaya böleceğim şimdi. Hamurlarımı şimdi peze haline getirdim. Tepsime hamurlarımı alıyorum. Tepsimin altına birazcık su döktüm ki yağlı kağıdım tamamen otursun diye. Şöyle aralıklı bir şekilde pizza poğaçalarımı diziyorum. Bunlar şimdi kabaracaklar zaten. Şimdi bunu böyle bir 20 dakika kadar üzerini kapatacağım ve tekrardan tepsi mayası vereceğim. 20 dakika bekletelim. Mayası vermiş olduğumuz hamurlarımız çok güzel bir şekilde puf puf kabardılar. Şimdi su bardağımın altına sıvı yağ batırıp ve poğaçalarımın üzerine şu şekilde şöyle bastırıyorum ki şöyle birazcık şöyle şekil veriyorum yani bu şekilde. Her defasında batırabilirsiniz ki tekrardan kolaylık bir şekilde çıkabilsin. Şöyle. Hatta ben biraz şöyle de genişletiyorum. Gayet güzel bir şekilde şu an bakın. Şöyle şekil alıyor şu anda. Şimdi hamurlarıma şöyle kenarlarına yumurta sarımı sürüyorum. Şimdi açmış olduğum orta kısımlara şöyle birer tane tabanlarına kaşar atıyorum. Kaşarlar tabanda erisin. İsterseniz kaşarı rendeleyip de koyabilirsiniz. Şimdi şöyle kenarlarına da biberlerimi koyuyorum. Sonra sucuğumu koyuyorum.
Sonra domatesimi koyuyorum. Şuraya bir tane daha sucuk koyacağım. Sucukları çok ince kesmeyin, kurumasın. Şöyle eşit bir şekilde bunları şimdi tek tek bu şekilde dizeceğim. Malzemeleri değiştirmek size kalmıştır. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ölçü de size kalmıştır. Şimdi pizza poğaçalarımız hazır oldular. Ben birer de tekrar zeytin eklemek istedim. Böyle görüntü olarak da güzel olur diye düşündüm. Ve bunları şimdi fırına veriyoruz. Poğaçalarımızı bir 10 dakika fırında beklettikten sonra şöyle üzerine bir yağlı kağıt kapatıyorum ki biberlerim, sucuklarım kurumasın, yanmasınlar diye. Tekrar fırına veriyorum. Pizza poğaçalarımız fırından çıktılar. İç sıcağı da biraz çıktı. Şöyle görüyorsunuz, gayet güzel puf puf kabaran. Şu an çok sıcak poğaçam oldu. Şöyle bir tane de çıkartıp göstermek istiyorum. Şöyle alt kısmı da nar gibi kızardı. Şöyle bakın. Dumanı üzerinde şu an. Şöyle bölmek istiyorum. Elim yanıyor şu an. Görüyorsunuz iç kısımları falan gayet güzel. Pufuduk pufuduk. Bir pizza poğaça oldu. Şöyle bir kez daha böleyim sizin için. Şöyle görüyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.